Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul hükümetine bağlamaya çalışıyor. Tevfik Paşa kabinesini toplamış, yanıt verdi. Bunu da aynen bilginize sunacağım. İstanbul, 29 Ocak 1921, Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. 28 Ocak 1921 tarihli 3 ayrı telgrafınıza cevaptır. Bugünkü hükümet İstanbul ve Anadolu'nun birliği konusundaki çıkarlara öteden biri değer verdiğinden bu amaçla iş başına gelmiş ve şimdiye kadar bu uğurda çalışmıştır. Ulusun egemenlik haklarını korumak isteğiyle harcadığınız emeklerin ve verdiğiniz kurbanların karşısında bulunduğumuz olumlu durumu yarattığına büyük etkisi olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bir yarar sağlayacak önerilerinizi kabule hazırız. Bu bakımdan bildirdiğiniz hususlar hakkındaki görüşümüzü aşağıda açıklıyorum. Konferansa dolaylı davet edilmeniz doğaldır. Çünkü itilaf devletleri hükümetlerinin temsilcileri buradadır. Dolayısıyla İstanbul'da bulunan ve sizinle işbirliğine çalışan bir hükümet aracılığıyla bildirim yapılması pek doğal görülmelidir. Şimdiye kadar Anadolu'yu tanımaya bile gerek görmeyen Avrupa hükümetlerinin, özellikle Anadolu delegelerinin konferansta bulunmasını koşul kabul etmeleri memnuniyet vericidir. Bu bakımdan bir şekil sorununa takılarak bu mutlu değişimden yararlanmamak, ulusa karşı üstlendiğiniz sorumlulukla asla bağdaşmaz. Zaten aramızda birlik olduğumuz ilan edildikten sonra delegelerimiz ayrı gayrı değil, aynı demektir. Kabul olunan esaslar çerçevesinde konuşacaklarına göre bu konuda bir sakınca düşünülemez. Dolayısıyla devlet ve ulusa karşı yükümlü olduğumuz görev, bu tarihi anda bize uzatılan elden yararlanılmasını kesinlikle emretmektedir. Bundan kaçınmanın Yunan iddialarının karşısında savunmasız kalınmasına ve ülkemizin daha ne kadar süre savaş yıkımlarına sahne olmasına sebep olacağı düşünülmelidir. Aslında isteklerimizi konferansta öne sürmek ve hakkımızı Avrupa'da duyurmak, konferansın sonuçsuz kaldığı farz edilse bile yine zarar getirmez. Yüksek şahsınızın ve arkadaşlarınızın vatanseverlikleri bu fırsatın kaçırılmayacağının güvencesidir şimdiye kadar eski hükümetler tarafından alınmış ve her iki taraf için kötü sonuç vermiş olan kararların kaldırılması doğal olduğundan ayrılık ve gayrılık kalmamıştır. Ancak İstanbul işgal altında bulunduğundan, burasının yürütme kuvvetinden yoksun kalması, hükümet işlerinin büsbütün ve tamamen itilaf devletlerinin eline geçmesine ve böylece antlaşmada yer alan İstanbul'la ilgili maddelerin uygulamaya konulmasına sebep olacağı gibi. Savaş halinde olduğumuz Yunan askerlerinin şu sıralarda İstanbul ve çevresinde bulunuşu da bu önerileri uygulanamaz bir duruma getirmiştir. Hükümetimizin makamında kalması fikriyle bu görüşlerin bir ilgisi olmadığı konusunda güvence verme gereği bile duymuyorum. Aslında bugün bir an önce çözülmesi gereken sorun, zamanı yaklaşmakta olan konferansa delegelerimizi yetiştirmekten ibarettir bizim konferansta bulunmamamız durumunda Yunanlılar katılarak konferansta bizim yokluğumuzda hüküm giymek ve dolayısıyla davamızı kaybetmek tehlikesiyle karşılaşacağımızdan bu konuda tarafımızdan sorumluluk kabul edilemeyeceğini bildirir ve konferansta gününden önce bulunmak çıkarlarımız gereği olacağından delegelerinizin acele buraya gönderilmesini rica ederim. Sadrazam Tevfik Saygıdeğer efendiler, Tevfik Paşa ve hükümeti İstanbul ve Anadolu'nun birliği için çalışmış olduğunu söylüyor. Doğrudur, biz de aynı şey için çalışmaktaydık. Şu farkla ki, Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu eskisi gibi İstanbul'a bağlamak ve tutsak etmek istiyordu. O İstanbul'a ki düşman kuvvetlerinin işgali altında bulunuyordu. Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul hükümetine bağlamaya çalışıyor. Öyle bir hükümete ki dünyada varlığına karşı çıkılmıyorsa düşmanın amaçlarını kolaylaştırmaya yarayacak nitelikte görüldüğü içindi. Tevfik Paşa ve arkadaşlarına göre uygun durumun ortaya çıkmasında Anadolu mücadelesinin çok etkisi vardı. Ama bu durumu yaratan sadece Anadolu mücadelesi değildir. Belki bu ihtiyar diplomat Keramet'in kendisinin iktidar makamına gelmesinde olduğunu hayal ediyordu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun temel maddelerini Tevfik Paşa'ya bildirdim. Tevfik Paşa'ya şu şekilde yanıt verdim. Ankara, 30 Ocak 1921, İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretlerine. 27 Ocak 1921 ve 28 Ocak 1921 tarihinde yazdığım 3 telgrafla yüksek şahsiyetlerine gereken, uygulanması ve desteklenmesi zorunlu olan bütün konuları açıklık ve kesinlikle bildirmiş olduğuma inanıyorum. Buna rağmen 29 Ocak 1921 tarihli telgrafınızda durumun henüz gereği kadar anlayış ve doğrulukla değerlendirilmemekte olduğunu gördüm. Durumun önemi ve zamanın kritikliği dolayısıyla yüksek şahsiyetleriyle beraber değerli arkadaşlarınızın ve özellikle padişahın her konuda bir kez daha aydınlatılmasına yardımcı olmanız bir görev hükmüne giriyor. Görüş ve değerlendirmelerinizden doğru sonuçlar çıkarılmasını kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce konulan ve uygulanan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun temel maddelerini aşağıda aynen bildiriyorum. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Temel Maddeler 1 Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim şekli halkın mukadderatını kendisinin ve gerçek olarak yönetilmesi ilkesine dayanır. 2. Yürütme gücü ve yasama yetkisi ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır. 3. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir ve hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adını taşır. 4. Büyük Millet Meclisi iller halkınca seçilmiş üyelerden oluşur. 5. Büyük Millet Meclisi'nin seçimi 2 yılda bir kere yapılır. Seçilen üyelerin üyelik süresi 2 yıldır ve yeniden seçilmek mümkündür. Eski meclis yeni meclis toplanıncaya kadar göreve devam eder. Yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmediği takdirde görev süresi sadece 1 yıl uzatılabilir. Büyük Millet Meclisi üyelerinin her biri yalnız kendini seçen ilin ayrıca vekili olmayıp bütün ulusun vekilidir. 6. Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurulu Kasım ayının başında davetsiz toplanır. 7. Şeriat hükümlerinin uygulanması, bütün kanunların yürürlüğe konması, değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması, antlaşma ve barış imzalanması ve vatan savunması ile ilgili savaş ilanı gibi temel haklar Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Kanun ve tüzüklerin düzenlenmesinde halk için en yararlı ve zamanın ihtiyacına en uygun fıkıh ve hukuk hükümleri ile Gelenekler ve adetler ile öteden biri süre gelen uygulamalar temel alınır. Bakanlar Kurulu'nun görev ve sorumlulukları özel kanunla belirlenir. 8. Büyük Millet Meclisi, hükümeti oluşturan bakanlıkları özel kanuna göre seçilen bakanlar aracılığıyla yönetir. Meclis, yürütme ile ilgili işlerde bakanları görevlendirir ve gerektiğinde bakanları değiştirir. 9. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından seçilen başkan bir seçim dönemi boyunca Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Bu sıfatla meclis adına imza atma ve bakanlar kurulu kararını onaylama yetkisine sahiptir. Bakanlar kurulu üyeleri içlerinden birini kendilerine başkan seçer. Ancak Büyük Millet Meclis Başkanı, bakanlar kurulunun da doğal başkanıdır. 10. Kanuni esasinin bu maddelerle çelişmeyen hükümleri eskisi gibi yürürlüktedir. Bizce saydığım temel maddelere aykırı hareket etme olanağı ve yetkisi olmadığını yüksek dikkatinize önemli sunarım. Meclis Başkanlığıyla başlayan haberleşmenizin gerekli kıldığı işlemlerin yürütülmesi Bakanlar Kuruluna verilmiştir, efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. İlk Teşkilat Esasiye Kanunumuzun tarihçesi. Saygıdeğer efendiler, bu telgrafımda temel maddeleri bildirilen Teşkilat Esasiye Kanunu. Bu tarihten henüz 10 gün önce yani 20 Ocak 1921 tarihinde meclisten çıkmıştı. Meclisin ve ulusal hükümetin durum ve yetkisini, şekil ve niteliğini saptayıp ifade eden ilk kanundur. Meclis 23 Nisan 1920'de açıldığına göre bu ana kanunun meclisten çıkarılabilmesi için 9 ay kadar bir zamanın geçmesi zorunlu olmuştu. Bu zorunluluğun nereden doğduğu hakkında bir fikir verebilmek için izin verirseniz kısa bir açıklamada bulunayım. Bilindiği üzere meclisin açılışının hemen ardından çok gerekli olan ilkeleri içeren bir önerge vermiştim. Meclis ve onun bakanlar kurulu o ilkeleri pratik olarak ilk günden uygulamaya başlamıştı. Bir taraftan da kurulan hukuki esasiye encümeni, anayasa komisyonu, bu önerge içeriği esas olmak üzere bir kanun tasarısı hazırlamaya başladı. Nihayet 4 aylık bir süre sonunda bu komisyon, Büyük Millet Meclisi'nin şekli ve niteliğine dair kanun maddeleri, başlıklı 8 maddelik bir kanun tasarısını meclise getirdi. 18 Ağustos 1920 tarihinde çok acele görüşülmesi kararıyla gündeme alınan bu kanun maddelerinin uzunca bir de gerekçesi vardır. Komisyon tutanağının Büyük Millet Meclisi'nin toparlanmasına ilişkin satırları arasında şu cümleler yazılıydı: Halife ve padişahın tutsaklığı ve diğer olayların da buna eklenmesiyle ortaya çıkan güçlük karşısında kurulan meclisimizin sonsuza kadar bugünkü şekilde devam etmesini kabul etmek, aşırı ve olağan dışı durumlara doğal bir şekil vermek olur. Oysa doğal olmayan şekillerin kalıcı olamayacağı bir kuraldır. Buna göre çiğnenen hilafet ve saltanat hakkı ile ulusun ve vatanın bağımsızlığı yeniden kazanılıncaya, ve kabul ettirilinceye kadar bu durumun devamı ancak asıl hedef olan bu kutsal amaçların gerçekleşmesiyle meclisin doğal şeklini alması uygun görülmüştür. Onun için ikinci maddenin birinci fıkrası amacın gerçekleşmesine kadar koşuluna bağlanmıştır. Gerçekten meclisin ne zamana kadar toplanmakta devam edeceği konusunda belirli bir süre ve sınır konulmamıştı. Bu sebepler ve görüş dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha 1920 Ağustos'unda durum ve niteliği bakımından kalıcı olmadığı anlayışının egemen olduğu anlaşılıyor. Kanun maddelerinin birincisi de Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme güçlerini kendinde toplar ve devlet yönetimini doğrudan ve tek başına ele almıştır şeklindeydi. Bu maddeyle meclise verilen yetkinin de gerekçeye göre geçici olması gerekeceği doğaldı. Niteliği geçici olan bir kurumun yetkisi de var olduğu sürece mevcuttur. Anayasa Komisyonu'nun anlayış ve görüşü mecliste de aynen benimsendi. Hatta meclis üyelerinin pek çoğu amacın açıklanmasında komisyonun söylediklerini eksik bularak açıklığa kavuşturmak için ekler yapılması önerisinde bulundular. Dediler ki birinci maddenin başına hilafet ve saltanat ile vatanın ve ulusun bağımsızlığı kurtarılıncaya kadar açıklamasını eklemek gerekir. İkinci maddedeki amacın gerçekleşmesine kadar ibaresi yerine de aynı açıklamanın konulması gereği ileri sürüldü. Bu sorun pek çok tartışmaya sebep oldu. Bazı milletvekilleri yalnız hilafet kelimesini koyalım saltanat onun içinde vardır dediler. Bazı hoca efendiler bunu kabul etmediler. Hilafet manevi bir görevdir düşüncesinde bulundular. Hilafette ruhbanlık yoktur. itirazına hoca efendiler şöyle yanıt verdiler. Saltanat egemen olduğu ülkeleri kapsar. Hilafet bütün yeryüzündeki Müslümanları kapsar. Bu tartışmalar günler ve günlerce devam etti. Çatışan fikirlerden biri açıktı. Halife ve padişah vardır ve var olacaktır. O var olunca bugünkü durum, şekil, yetki geçicidir. Hilafet ve saltanat makamı otoritesine sahip olma fırsatını bulunca siyasi ve esas örgütün ne olduğu bellidir, bilinmektedir. O bakımdan yeni bir şey tasarlamak söz konusu değildir. Hilafet ve saltanat makamı otoritesini yeniden sağlayıncaya kadar Ankara'ya toplanmış olan bir takım insanlar geçici önlemlerle çalışacaklardır. Hilafet ve saltanat konuları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım açıklamalar. Buna karşı öne sürülen fikir açık değildi. Saltanat ulusa geçmiştir. Saltanat kalmamıştır. Hilafet de saltanat demektir. Dolayısıyla onun da varlığının anlamı yoktur. Şeklinde açık ve kesin konuşulamıyordu. 37 gün sonra 25 Eylül'de bir gizli oturumda Meclis'e bazı açıklamalar yapmayı yararlı gördüm. Ortaya atılan fikir ve duyguları tatmin ettikten sonra başlıca şu görüşleri ileri sürmüştüm. Türk ulusunun ve onun tek temsilcisi olan yüce Meclis'in vatanın ve ulusun bağımsızlığını, hayatını kurtarmak için çalışırken Hilafet ve saltanatla, halife ve sultanla bu kadar çok ilgilenmesi sakıncalıdır. Şimdilik bunlardan hiç söz etmemek yüksek çıkarlarımız gereğidir. Eğer amaç bugünkü halife ve padişaha bağlılık ve sadakatten ayrılmadığını söylemek ve belirtmekse bu kişi haindir. Düşmanların vatana ve ulusa karşı kullandıkları bir alettir. Buna halife ve padişah deyince ulus onun emirlerine uyarak düşmanın isteklerini yerine getirmek zorunda kalır hain veya makamının güç ve yetkilerini kullanması yasaklanmış olan biri zaten padişah ve halife olamaz. O halde onu tahttan indirip yerine hemen diğerini seçeriz demek istiyorsanız buna da bugünün durumu ve koşulları uygun değildir. Çünkü tahttan indirilmesi gereken kişi ulusun yanında değil düşmanların elindedir. Onun varlığını yok sayarak bir diğerinin egemenliğinin tanınması düşünülüyorsa Bugünkü halife ve sultan haklarından vazgeçmeyerek İstanbul'daki hükümetiyle bugün olduğu gibi makamında oturup çalışmalarını sürdüreceğine göre ulus ve yüce meclis asıl amacını unutup halifeler sorunuyla mı uğraşacak? Ali ve Muaviye dönemini mi yaşayacağız? Özetle bu konu geniş, hassas ve önemlidir. Çözümü bugünün işlerinden değildir. Sorunu temelinden çözmeye girişecek olursak bugün içinden çıkamayız. Bunun da zamanı gelecektir. Bugün koyacağımız yasal esaslar, varlığımızı ve bağımsızlığımızı koruyacak olan millet meclisini ve ulusal hükümeti güçlendirmeye yönelik bir anlam ve yetkiyi kapsamalı ve belirtmelidir. Efendiler, bu açıklamamdan bir hafta önce ben de meclise bir proje vermiştim. 13 Eylül 1920 tarihli olup siyasi, toplumsal, idari ve askeri görüşleri özetleyen ve yönetim örgütü hakkındaki kararları içeren bu program meclisin 18 Eylül 1920 günkü toplantısında okundu. İşte bu tarihten daha 4 ay sonra yürürlüğe giren ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu bu programdan çıkmıştır. Londra Konferansı'na katılacak olan delegeler doğrudan doğruya ulusal iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmelidir. Şimdi isterseniz İstanbul ile haberleşmeye devam edelim. Tevfik Paşa, 27 Ocak tarihli telgrafında yazılı olanları 29 Ocak tarihli bir telgrafla tekrar etti. Bakanlar Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi. Ankara, 30 Ocak 1921. İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretlerine. İtilaf devletlerinin siyasetinde Türkiye yararına olan son gelişmeler ulusun özverili kararlılığının ürünüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sevr Antlaşması'nı bütünüyle reddetmesi üzerine ortaya çıkan şu durumdan ulusal çıkarlara en uygun sonuçların elde edilmesi Londra Konferansı'na katılacak delegelerin doğrudan doğruya ulusal iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmiş ve gönderilmiş olmasıyla mümkündür. Uğursuz Sevr Antlaşması'nı imzalamış bir heyetin mirasçılarından olan heyetiniz delegelerinin Vatan ve ulus için yararlı olan sonuçları elde edebilmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla, vatanın yüksek çıkarları gereği bu barış görüşmelerinde sizin aradan çıkarak Büyük Millet Meclisi delegelerini ulusal birliği tamamen gösterir bir şekilde serbest bırakmalığınız gerekir. Bu sebeple, önceki bildirimimiz hakkında yapılacak görüşmeleri bir taraftan izleyip yürütmekle beraber aşağıdaki kararları acilen kabul edip yerine getirmeniz rica olunur. 1. Londra konferansına katılacak Türkiye heyeti yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından seçilecek ve gönderilecektir. 2. Bu delege heyetinin yanına verilmesini gerekli gördüğünüz bazı uzman danışmanlar ile yazışmalar ve belgeler tarafınızdan hazırlanacak ve heyete katılmak üzere yola çıkarılacaktır. 3 tarafımızdan gönderilecek bu delege heyetinin tüm Türkiye'nin çıkarlarını temsil edecek tek heyet olduğunu da itilaf devletlerine bildireceksiniz. 4. Zaman darlığı nedeniyle kesin ve son olarak alınan bu kararın yerine getirilmemesi durumunda vatan ve ulusun esenliği adına doğacak tarihi sorumluluk tamamen heyetinize ait olacaktır. Bakanlar Kurulu Başkanı Fevzi Efendiler, Tevfik Paşa'nın çalışma arkadaşı olup Ankara'da bulunan İzzet Paşa tarafından da bir telgraf yazılması faydalı olur diye düşündük. İzzet Paşa'nın telgrafı şuydu: Ankara, 30 Ocak 1921. İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretlerine. Şubat sonlarında Londra'da toplanacak konferansa ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile sizin aranızda yapılan haberleşmelerin içeriğini öğrenmiş bulunuyoruz. Heyetimizin uğradığı başarısızlık üzerine yine görüş belirtmeye cesaret etmek utandırıcı olmakla beraber yüksek şahsınızı gerçek durum ve burada egemen olan görüşler hakkında aydınlatmayı vatanseverlik duygusunun bir gereği sayıyoruz. İstanbul'un işgal altında olması nedeniyle aradaki bir hükümetin ulusun temel çıkarlarını korumaya gücünün yetmeyeceği buraca doğal görülmektedir ayrı iki heyet olarak konferansta bulunmaktan, daha sonra Anadolu ile İstanbul'un ayrılmasına yol açacağı endişesiyle de çekinilmektedir. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri de telgraflarındaki görüşlerden esas itibariyle özveride bulunmaya yetkili değildir. Anadolu'da Allah'ın yardımıyla ayaklanmalar sona erdirilmiş ve çeteler ortadan kaldırılarak kuvvetli bir ordu ve hükümet kurulmuştur. Avrupa'yı Sevr bizim yararımıza değiştirilmesine yöneltebilecek görüşmelerin kesilmesine meydan verilmeyecek şekilde elden gelen çabalarınızın esirgenmemesini sadakatinize dayanarak rica ederiz. Buradaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin padişah tarafından tanınması asıl koşulu değişmemek üzere ayrıntılar ve görünüşe ait bazı konular üzerinde görüşme olanağı açıktır. Bu olanağın ortadan kalkmaması için durumun bildirilmesi sunulur. Ahmet İzzet Tevfik Paşa yeminle bağlı olduğu kanuni esasiye bağlılıktan ayrılamıyor. Sizi yormazsam Tevfik Paşa'nın bu telgrafa verdiği yanıtı da bilginize sunayım. İstanbul, 31 Ocak 1921, Ankara'da İzzet Paşa Hazretlerine, İlgi, 30 Ocak 1921. Hepimizin hükümlerini korumaya yemin ettiğimiz kanuni esasiye karşı temel değişiklikler yapılmasının ve bunun onaylanmasının kanunun açık hükümleriyle ne derece bağdaşabileceği düşünülmeye değer. Bu konu ancak Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin aracılığıyla gönderdiği telgrafta açıklanan ve bizce de gerekli bulunan değişikliklerin itilaf devletlerine kabul ettirilmesine çalışıp, inşallah istenen sonuç elde edildikten sonra yöntemine göre çözülecek iç sorunlardandır. Aksine bu tutum, dünkü telgrafımızla da açıklandığı gibi, konferansa kabul edilmememize ve İstanbul'un derhal Osmanlı egemenliğinden çıkarılmasına ve Yunanlıların davası karşısında savunmasız kalmamıza belki de onların haklı görülmesine sebep olacaktır. Telgraflardan bir konunun iyi anlaşılamadığı sonucunu çıkarıyoruz. Konferansa sizin ve bizim diyerek iki heyet gönderileceğinin nereden çıkarıldığı anlaşılamıyor dava aynı savunma yolları da aynı olduğuna göre konferansa gönderilecek heyet üzerinde de bir görüş birliğine varılırsa oraca görevlendirilecek delegeler itilaf devletlerinin tanımakta olduğu hükümetin yanlarında katacağı delegelerle beraber gidince heyet birleşmiş tek birlik ve beraberlik içinde gerekli yetkilere sahip olur ve çekinmeden beraberce ulusal davayı savunur. Bu gereğin oracada kabul edildiği, delegelerin itilaf devletlerine tanıttırılmalarını bizden istemeleriyle anlaşılmıştır. Verilen nota ve söylediklerimiz açıkça göstermektedir ki itilaf devletleri Londra konferansına yalnız olarak Anadolu delegelerini kabul etmemektedir. Bunlar hükümet delegeleriyle birlikte olmak suretiyle kabul olunacaktır. Böyle ayrılık sürdürülecek olursa büyük olasılıkla hiçbir tarafın delegeleri kabul edilmeyecektir. Konferansa sadece buradan delege kabul edilmesi olasılığı varsa da Anadolu için bu olasılık da yoktur. Dolayısıyla pek büyük özverilerin ürünü olan bu değişiklikten zararımıza sonuçlar doğabilir. Çünkü itilaf devletlerinde Yunan dostları fazla olup kendilerine Türkler doğuda savaşın devamından yana, barış ve uzlaşmayı istekli değildir diye propaganda yaparak bizden yana olanları kendilerine çekmeye, bizi haksız ve düşmanımızı haklı göstermeye fırsat verilmiş olur ortak delegelerden kurulu bir heyet gönderilirse, isteklerimiz kabul olunmasa bile bizden yana olan görüşleri bize karşı çevirmemiş ve belki bize karşı olanların önemli bir kısmını kazanmış oluruz. Zaman çok dardır. Haberleşmeyle kaybedilecek zaman kalmamıştır. Delegelerin hemen gönderilmesi vatan ve ulusun çıkarlarının gereğidir.'' Yüksek şahsınızın ve saygıdeğer arkadaşlarınızın da geri dönmeleri gerekir. Çünkü orada neler düşünüldüğü konusunda yerinde yapılmış gözlemlerle edindiğimiz bilgilerden hakkıyla yararlanacak vaktin geldiğine ve oradaki fikirlerin bu görüşlere çekilmesi gerektiğine sizin de inandığınız kanısındayım. Efendim, Sadrazam Tevfik Efendiler, Tevfik Paşa'nın Fevzi Paşa Hazretlerine yanıt olarak gönderdiği telgrafı da okuyalım. İstanbul 1 Şubat 1921 Ankara'da Mustafa Fevzi Paşa Hazretlerine İlgi 30 Ocak 1921 Kral Konstantin'in Atina'ya dönmesi üzerine itilaf devletleri çevrelerinde ve kamuoyunda Yunanistan karşıtı meydana gelen değişme nedeniyle Avrupa'da bizden yana bir akım doğmakla beraber bu akıma karşılık Rumları destekleyen ve Sevr Antlaşması'nın tamamen veya küçük değişikliklerle uygulanarak Türkiye'yi ortadan kaldırma düşüncesinde ısrarlı bazı siyaset adamları da vardır. Özellikle aldığımız sağlam bilgilere göre bu siyaset adamlarının Anadolu temsilcilerinin de konferansa davet edilmesini kabul edip desteklemeleri Anadolu'nun böyle bir daveti kabul etmeyeceğine inanmalarından kaynaklanmaktadır. Bundan amaçları da bu davete uymama durumunu öne sürerek ve bize karşı zorlayıcı önlemler alınmasını haklı göstererek kamuoyunu siyasetlerine uymaya zorlamaktır. Bu bakımdan konferansa bir an önce ve beraberce gidilerek hakkımızın alınmasına çalışılması zorunludur. Eğer orada yasal ve haklı isteklerimizin kabul olunmadığını görür ve konferanstan çekilmek zorunda kalırsak bu durum düşmanlarımızın elinde bize karşı kullanılacak etkili bir silah olamaz. Telgrafınızda belirtilen isteklerin daha önce de bildirilen sebepler ve İstanbul'un özel durumu dolayısıyla kabul edilmesi mümkün değildir. Bunlarda ısrar edilerek konferansa tam zamanında katılma fırsatı kaçırılırsa önce birlik sağlanamadığından dolayı İstanbul ve Boğazlar büsbütün Osmanlı egemenliğinden çıkar. İkinci olarak itilaf devletlerinin Yunanistan'a parasal ve askeri yardım yapmaları ve Anadolu'da ortak bir saldırı hareketine kalkışarak. Zaten savaşın günden güne artan yıkımlarıyla sayıları çok fazla azalmış olan Türk unsurunun bir kat daha ezilip yok olmasıyla yüz yüze kalınır. Üçüncü olarak büyük ölçüde özverilere katlanmak karşılığında dış yardıma gereksinim zorunluluğu ortaya çıkar. Sonuçta amacımız olan bağımsızlığın zarara uğratılması gibi tehlikeli sonuçlar ortaya çıkar. Delegelerinizin İstanbul'a süratle hareketi çok gereklidir efendim. Sadrazam Tevfik Saygıdeğer efendiler, Osmanlı Sadrazamının daha bazı tavsiye ve bildirimleri vardır. İzin verirseniz onları da okuyalım. İstanbul, 5 Şubat 1921. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Londra'da toplanacak olan konferansa Osmanlı Devleti'nin de davet edilmesinden dolayı telaşlanan Yunanlılar bize karşı olumsuz propagandalarını bir kat daha arttırmışlar. Paris'teki delegemizden aldığımız bilgiye göre Fransa'da kamuoyunu bize karşı çevirmek için sözde Anadolu'da bir Alman askeri heyetinin olduğunu, harekat ve siyasetinizin bu heyetin yönlendirmeleriyle yürütüldüğü yolunda Fransız çevrelerinde söylentiler yaymaktadırlar. Ayrıca Türkiye'deki Hristiyanların toplu olarak öldürüldükleri ileri sürülerek bunların kurtarılması için Papa tarafından bütün parlamentolara başvurulduğunun duyulduğu da sözü geçen delege tarafından ek olarak bildirildiğinden son derece kötü etkiler yaratacak olan bu söylentilerin en kısa zamanda yalanlanması rica edilir ve tavsiye olunur. Sadrazam Tevfik. İstanbul, 8 Şubat 1921. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Konferansı etkilemek amacıyla Şubat'ın 21'inde Yunanlıların 70-80 bin kişiyle saldırıya geçecekleri Dışişleri Bakanlığı'nca güvenilir bir kaynaktan haber alınmıştır. Saldırının Karahisar Eskişehir doğrultusunda yapılması bekleniyor. Ankara delegelerinin yalnız olarak konferansa kabul edilmeyeceğini temsilciler söylemişlerdir. Sadrazam Tevfik bu telgrafın yazılmasının amacı Yunanlıların saldıracağını bildirmek miydi veya Ankara delegelerinin yalnız olarak kabul edilmeyeceğini söylemek miydi? Bunu anlamak zordur. Yoksa 70-80 bin kişilik düşman kuvvetinin saldırıda bulunacağı tehdidi ile ikinci iddia sağlanmak mı isteniyordu? delege gönderilmesi hakkında bizim ileri sürdüğümüz görüşleri bildirdiklerimiz doğrultusunda Tevfik Paşa itilaf temsilcilerine bildirmiş de telgrafın son bölümüyle aldığı yanıtı mı iletiyordu? Bu da açık değildir. İstanbul, 8 Şubat 1921, Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Fransız kamuoyunu incitmemek için klik ya da saldırıdan kaçınılması, iyi niyetinden kuşku duyulmayan bazı Fransız devlet adamlarının tavsiyesi üzerine Paris delegemizden büyük bir önemle bildirilmiştir. Sadrazam Tevfik